Herkese selamlar, saygılar dostlar. Filmimizin artık eli kulağında ve bu evreni Atari'den beri takip edenler olduğu gibi daha dün yeni oyun konsollarında tanımış olan dostlarımız da var. Yani resmen burada bir babadan oğula, kıza her ne dersiniz deyin nesilden nesile bir durum söz konusu. Böyle olunca da herkesin kendiyle özümleştirdiği bir karakteri de ister istemez oluyor. Ve bunların kıyaslamalarında da öne çıkan iki büyük isim var. Scorpion ve Sub-Zero. Evet tamam, diğer minnoşlar da hoş güzel ama bunların arasındaki rekabet hem hikaye açısından hem oyuncular açısından başka bir seviyede abi ya. Yani ne bileyim, Kuzey ile Güney, Amerika ile Rusya, Fener'le Cimbom gibi işte. Böylesine bir ortam varken biz de bu iki karakteri bir derinlemesine inceleyelim dedik. Ki ikisi de fragmanda şekilli şukullu hareketleriyle bir dikkat çekmişti zaten. Şimdi bakalım bu evrende kim kimi nasıl yenmiş, neler yaşamışlar. Ama öncesinde bizim bu abone olmayıp da videolarımızı izleyen dostlarımız var ya, onlara bir iki sözüm var. Yani canınız sağ olsun dediğim dostlar, inşallah rüyanızda Goro'yu görür ve gün boyu kafanızın dibinde Johnny Cage gibi biri dır dır konuşur da hiç susmaz. Tamam, rahatladım. Şimdi devam edebiliriz. Bu yeni film inşallah eski yapımları gibi bizleri hüsrana uğratmaz diye umut ediyoruz. Ki yayınlanan fragmanlar mükemmel olmasa da güzeldi. Neyse, şimdi Scorpion'la Sub-Zero için ateşle buzun kapışması desek yanlış olmaz ama biraz yetersiz kalabilir. İlk olarak Sub-Zero'nun gerçek ismi Bi-Han, Scorpion'ın ise Hanzo Hasashi. Bu iki karakterimizin hikayesi birbirine çok bağlı. Hatta aralarında Türk dizilerini aratmayacak mevzular bile var. Biri sarı, biri mavi tonlarında giyinen bu iki dostumuzu birbirine düşüren Quan Chi adında bir sümsük. Şimdi olayı bu tarzda anlatıyorum. Çünkü ben bu evreni ne zaman okusam, izlesem sürekli afilli isimler, terimler kullandıkları için bildiğin Polonya tarihini okumuşa dönüyorum ya. O yüzden hiç öyle kasmaya gerek yok. Tamam, bu iki manyağın bulundukları klanlar ayrı ve aralarında husumetler de var. Ama olayı zıvanadan çıkaran bu meymenetsiz gençler. Zamanında bu iki kardeşimizi birbirinden habersiz bir şekilde aynı göreve gönderiyorlar. Ancak görevi Sub-Zero tamamlayabiliyor. Ve bu esnada Sub-Zero ile Scorpion karşılaşıp bir VS de atıyorlar. Ve Sub-Zero Scorpion'u yenmeyi bırak, direkt öldürüyor. Daha ağır konuşasım var aslında da işte bu sarı ninjayı tutan çok dostumuz olduğu gibi bizim Cihan da Scorpion'cı. O yüzden ortalığı fazla bulandırmayalım. Bu olaydan sonra Quan Chi sinirlenip Scorpion'ın ailesini katlediyor. Suçu da Sub-Zero'ya atıyor. Dedim Türk dizisi gibi diye. Bak, sinematik evrende nasıl gösterirler orasını bilemem. Sonra gelip benim kulağımı çınlatmayın. Diğer tarafta Quan Scorpion'ın aklına giriyor ve intikam ateşiyle yanıp tutuşan dostumuz diğer taraftan gelip MK'da Sub-Zero'nun içinden geçiyor. Şimdi fazla terimsel olmasın diye diğer taraf falan diyorum. Yoksa garip isimli diyarı telaffuz edemiyorum gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Sonraki Mortal Kombat'ta Sub-Zero'yu tekrar karşımıza çıkartıyorlar. Ama bu sefer kostümünün altında Bi-Han'ın, yani ilk Sub-Zero'nun kardeşi var. Evet, Türk'ten vazgeçtim. Brezilya dizisine doğru yol aldık, gidiyoruz resmen. Aynı zamanda ilk Sub-Zero'muz da öyle ortadan kaybolmuyor. Quan Chi yine rahat durmayıp Bi-Han'ın bedenini eskisinden çok farklı, kötülük dolu bir biçimde Noob Saibot olarak bizim diyara döndürüyor. Ve bu karakterin amacı hem Scorpion'dan hem de kendisinin yerine geçen kardeşinden intikam almak. Tabii bu hikayeler gün geçtikçe de değişime uğruyor ama öyle fazla incini cıncığını çıkarmayalım. Bir de Scorpion olayın arka yüzünü öğrenip Quan Chi'den intikamını fena bir şekilde alıyor, onu da belirtelim. Evet, bu denklemde 2 değil de 3 karakteri incelemek daha doğru olabilir. Bakalım bu üçlü arasından hangisi daha zır deli? Aslında şöyle tepeden bir baktığın zaman Scorpion'la Sub-Zero'nun tek farkı ateş, buz ve kıyafet rengi diyebilirsin. Ki oyunun çıktığı zamanlarda artı bir karakter eklemek neredeyse imkansız. O yüzden ilk versiyonlara bakılınca bir copy paste'lik olaylar görmemiz çok doğal dostlar. Ancak şimdiye bu tarz muhabbetler en ince detayına kadar işlenebiliyor. Fazla da saçmalamadan hemen Sub-Zero'ya bir göz atalım. En önemli özelliği dilediği zaman karşısındakileri dondurabiliyor olması. Ve bu yeteneğiyle birkaç saniye boyunca rakiplerini savunmasız bırakmakta. Ve buzla ilgili çeşitli tuzaklarda kurabilen Sub-Zero buzdan kılıcıyla son derece tehlikeli kombolar da yapıyor. Hemen bakınız fragmanda kandan bıçak yapması. Şimdi ben de üst tarafı önceki videomuzdan bir copy paste yapmıştım ancak buna bir iki nokta daha eklemek istiyorum.
Bak bu iki kardeş de havadaki nem oranını kontrol ederek soğuk havayı manipüle edebiliyormuş. Ve bu güçlerini duman ve su buharını kontrol eden Smoke ile birlikte Lin Kuei klanı tarafından öğrenmişler. Şimdi Smoke nereden çıktı diyenler olabilir. Bunların grisi kardeşim. Yani o günkü ruh halin hangi tondaysa ona göre seç diye yapmış şirket. Ben de bu evreni seviyor muyum, gömüyor muyum? Neyse. Sub-Zero'da okeysek hemen Scorpion ile devam edelim. Scorpion elinden çıkan zinciri sayesinde düşmanlarını kıskıvrak yakalayıp yanına çekebiliyor. Birkaç saniye boyunca bayılan düşmanlar adeta onun insafına kalıyor. Bu karakterimiz intikamını aldıktan sonra durmayıp intikam almak isteyen başka kişilere de yardım etmiş. Bak bunun işte emekliliği çekilmez abi. Elbet bir uğraş bulmalı kendine. He bak bir de Sub-Zero'ya karşı bu da alevleri yönetebilen bir kardeşimiz. Resmen iki zıt kutbun kapışması mı desek, büyük aşklar kavgayla mı başlar desek bilemedik. Scorpion, Mortal Kombat'ın kuşkusuz Sub-Zero ile beraber en özel karakteri. Ki kendisi oyunun yapımcısı, et bunun da favorisi. Hatta seslendirmeyi bizzat kendisinin yaptığını önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Ve geldik Noob Saibot'a. İlk Sub-Zero'nun öldükten sonraki hali dedik ama en enteresan nokta ismi. Bak şimdi, Boon ile Tobias bu evrenin yaratıcıları. Şimdi bu arkadaşların soyadlarını al tersten oku. Döndük mi ilkokula döndük. Hadi o zaman devam edelim. Bu evrende milleti pataklamak isteyenlerin ilk adresi diyebiliriz. Ki dondurucu özelliklerini kaybetmiş olmasına karşın çok daha öldürücü silahlara sahip bu gölge karakter elinden gönderdiği bir büyüyle düşmanın bir süre ona dokunamamasını sağlıyor ve karşısındakini tamamen savunmasız bırakıyor. Bak bu üç karakterle ilgili daha bir ton şey söylenebilir ama bunları güç sıralamasına koymak gerçekten haksızlık olur dostlar. Ancak en çok sevilen isim olarak ben şimdiye kadar Scorpion'u çoğunlukta gördüm. Evreni böyle az buçuk bilmeden önce Sub-Zero derdim ama şu an sorsanız çare Noob Saibot derim. Dostlar sizler de favori karakterinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bakalım en güçlü, en sevilen karakter hangisiymiş? Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.